Merhaba arkadaşlar, ben Hanife, kanalıma hoş geldiniz. Benden özellikle son zamanlarda ev dekorasyonu ve ev düzeni hakkında çok fazla video isteniyor. Ben de son zamanlarda kanalımı aktifleştirmek istediğim için bu tür videolar çekmeye karar verdim. İlk videomla karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Keyifli seyirler. Evet, mükemmel düzenli kaşık çekmecem için aldığım organizerler bunlar. Bunları ben A101'den aldım, plastik. Bir paketten birkaç tane çıkıyor. Ben birkaç paket aldım. Burası 5 santim, burası 2,5 santim, burası da 2,5 santim olması gerekiyor. Toplamda 10 santim kadar bir yüksekliği var. Bu organizerler birçok alanda kullanılabiliyor aslında. Ben kaşık çekmecemde kullanacağım. Bu çizgili alanlardan kırılabiliyor ya da bükülebiliyor. Şimdi hızlıca çekmecemin içini boşaltıp size nasıl kaşıklık yaptığımı göstereceğim. Ben evlendim ve bir süre çekmecemi bu şekilde karışık kullanmak zorunda kaldım. Çünkü istediğim boyutlarda çekmeceme göre bir kaşıklık bulamadım. Standart boyutlardaydı. Ya çok büyük geliyordu ya küçük kalıyordu. Ya gözleri azdı. Yani ben birçok kaşığı, çatalı, bıçağı işte bir arada görmek istiyordum. Ayrı ayrı çekmecelerimde olsun istemiyordum. Bu yüzden çok gözü, çok bölmesi olan bir kaşıklığa ihtiyacım vardı. Yaptırmayı düşündüm fakat biri bana burası İstanbul değil, burada kimse bununla uğraşmaz dedi. Ve dedim ki madem öyle o zaman kendi kaşıklığımı kendim yaparım. Hem de istediğim gibi olur. Bu arada burası gerçekten bayağı karışmış. İzleyince daha çok anlaşılıyor. Evet, boşaltma işlemi bitti. Şimdi çekmecemin tabanına bu altlığı sereceğim. Bu altlığı ben IKEA'dan almıştım. Böyle şeffaf. Bardaklarımın altına da seriyorum. Çekmece içlerinde çok memnunum. Bunu ölçüye göre kesip bu şekilde güzelce çekmeceme yerleştiriyorum. Böyle güzel oldu. Şimdi organizerlerimin yüksekliğini kabaca şöyle çekmecemin içinde bir bakacağım. Yüksekliği benim çekmeceme gayet uygun. Yani kesmeden de kullanabilirim. Şimdi büyük tahta kaşıklarımın ve büyük bıçaklarımın genişliğine, uzunluğuna ne kadar ihtiyacım olacak? Kabaca ona bakıyorum. Ve evet, şimdi kaşıklığımı tezgahımın üstünde yapmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu organizerler birbirinin içine geçebiliyor ve genişliğini, büyüklüğünü, enini, boyunu çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi kırılabiliyor. Ben burada uzun kısımlarını kırdım mesela. Çekmecemin sol tarafındaki bölümü tahta kaşıklarım ve bıçaklarım için kullanacağım. O yüzden o tarafı kırmadım, kesmedim. Orayı yüksek bir şekilde kullanacağım çünkü kaba aletler duracak orada. Sağ tarafını, yüksek kısımlarını kırdım. Bu şekilde daha alçak kullanacağım. Çünkü bu tarafta kaşıklar olacak, çatallar olacak. Bu şekilde yükseklikler yeterli gelecektir bana. Burada genişliklerin çubuk sayılarını sayarak ayarlıyorum. Bunlar tamamen sizin ihtiyacınıza kalmış ya da isteğinize kalmış. Ben kaşıklık için kullanıyorum ama dediğim gibi bu organizer çekmece içlerinde birçok şey düzenlemek için işimize yarayabilir. Bu şekilde bükerek çok kolay bir şekilde kırılıyor. Kırılması eğer bir bıçak yardımıyla basit bir şekilde ayırabilirsiniz. Ben en sağ tarafı küçük küçük bölümler yaparak çay kaşıklarımı koymayı planlıyorum. O yüzden burada küçük parçalar halinde kullandım.
En son sol tarafı da birleştirdim. Ben bunu kolay olması için tezgahın üstünde yaptım. Şimdi çekmecemin içine alıp son düzenlemelerini çekmecemin içinde yapacağım. Evet, yerleştirdim. Ufak tefek değişiklikleri, düzenlemeleri yaptım. Şimdi çatal kaşıklarımı yerleştirebilirim. Evet, ölçüleri gördüğünüz gibi ben bu şekilde planlayarak yaptım. Yani 5 çubuk falan bıraktım aralarda. O da bana yeterli geldi. Gayet düzenli bir şekilde duruyorlar. Sanırım bu işin en zevkli kısmı bunları yerleştirmesiydi. O kadar uzun zaman bu çekmeceyi karışık kullandım ki şu an bunları yerleştirirken aşırı mutlu oluyorum. En arkaya sağ tarafa çok kullanmadım. Ürünleri koydum. Bu donut çatallar. Buraya renkli peynir bıçaklarımı. Çay kaşıklarımı yerleştiriyorum. Bunları dik bir şekilde koydum. Bu şekilde daha fazla bana yer kaldı. Bunları da yatırsaydım, yatay bir şekilde koysaydım hepsini bir arada göremezdim. Çekmecemin yüksekliği dik koymaya müsait olduğu için, dik koyduğumda kullanımı engellemediği için bu şekilde koymayı tercih ettim ve yerden tasarruf ettim. Evet, burada kenarı, köşeyi, her yeri değerlendirdim gördüğünüz gibi. En arkaya da çok fazla kullanmadığım kaba aletleri koydum. En sol kısma da tahta kaşıklarımı ve bıçaklarımı yerleştirdim. Burada da gördüğünüz gibi tahta kaşıklar ve bıçaklar oldukça yer kaplıyor. O yüzden sol taraftaki kısmı kesmeden kullandım. Yani sol tarafta tahta kaşıkları ve bıçakları koyduğum yer diğer taraflardan daha yüksek. Bunlar biraz kaba aletler olduğu için daha fazla yer kaplayacağı için bu tarafı yüksek kullanmayı tercih ettim. Ve işlem tamam. İşte görmek istediğim düzen tam olarak bu. Burada tahta kaşıklarım ve bıçaklarım var gördüğünüz gibi. Burada günlük kullandığım çatal kaşıklarım. Arka tarafta yine küçük boylar, renkli çatal kaşıklar. En arkada pek kullanmadığım aletler var. Burada yine minik çatallarım, tatlı çatallarım ve çay kaşıklarım var. Çay kaşıklarımı dik bir şekilde koyarak yerden tasarruf ettim. Şu an bu görüntüden oldukça mutluyum. Görmek istediğim düzen gerçekten tam olarak buydu. Kullanışlı olacağını düşünüyorum. Burada da bu minnoşlarım var. Sonuçtan gerçekten çok memnunum. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve videoların devamını bekliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.